Şimdi zaten bilgiyle ilgili kısım yani sınavlarda kaç kadın var, işte gizlilik kararı olan kaç kadın var, İstanbul'da, Türkiye'de gibi hani daha detaylandırabiliriz bu soruları. Bu sorularla ilgili ne yazık ki aslında bakanlığın çok böyle düzenli bir şey olmuyor. Hani bilgi toplaması ve bunu kamuoyla paylaşması olmuyor. Nihayetinde iller üzerinde değil hani yılda bazen bir kere en son güncel rakamda herhalde 2000 20'de çıkmış olabilir bakan tarafından. Toplamda sınaklarda kaç tane kadının kaldığı üzerine bir rakam oluyor. Yani toplamda Türkiye'de kaç tane sınak var, kaç tane kadın kalıyor gibi aslında daha büyük resme dair bir şey söylüyor. Ama il düzeyinde bunlarda kaç tane kadın kalıyor, ne oluyor hiçbir fikrimiz olmuyor. Aslında böyle bir bilgi eksiğimiz, ya yani bilgiyi biz de alamıyoruz. Çünkü bunu toplamak ve paylaşmakla yükümlü olan hani devlet bunu yapmıyor bir yanıyla. E, ee, dolayısıyla genel bu temel bir bilgiye sahip olamazken zaten bunların kaçı oy kullandı? Kaç tanesi oy kullanabilecek? Kaç tane oy kullanmak istiyor? Gibi soruların yanıtları zaten bizim için hiç yok. Bu noktada dikkat çekilmesi gerekenlerden bir tanesi de kadınların bu oy kullanma süreçlerinde bir seçmen olarak oy kullanmak istiyorlarsa tüm inisiyatif ve sorumlu kadınlara bırakılmış durumda. Yani kadınlara hani durumları yani YSK'nın ve bakanlığın bize verdiği yanıttan anladığımız hani kadınlara durumları hakkında bilgi verilir, riskleri anlatılır ve ihtiyaç halinde isterlerse hani oy kullanmayı tercih edebilirler. O noktada da hani gerekmesi halinde bu sınakta kalan kadınlar için sadece güvenlikleri sağlanacaktır diye. Aslında çok muğlak. Ama bu güvenliğin nasıl sağlandığı, her kadının güvenlik ihtiyacı birbirinden çok farklı. <laughs> yani kadının ihtiyaçları gibi, şiddet öyküleri gibi aslında güvenlik ihtiyaçları birbirinden farklı. Bunun nasıl koordine edildiği, nasıl sağlanacağı çok. Dolayısıyla kadınlar bir şekilde oy kullanmak ve ya da kendi işte şiddetten uzaklaştığı mekanın işte teşir, yani ifşa olması, biliniyor olması ya da kendi hayatlarıyla ilgili başka bir şeyin riske atılıyor olması arasında <laughs> çok pardon tercih yapmak zorunda bırakılıyor. Oysa ki tabii ki oy verip vermemek her bireyin kendi kararı olmakla beraber e, oy vermek istemesi halinde tüm koordinasyonun en güvenlikli tüm ihtiyaçları gözeten şekilde kadınların sağlanıyor olması gerekiyor ki e, keza sadece e, bizim burada işaret etmek istediğimiz şeyin kendisi sınakta kalan kadınlar değil. Yani sınakta kalmayan, kalmayan da çeşitli illerde şiddetten uzaklaşma mücadelesi veren, bunun için çeşitli işte kararları olan, gizlilik kararı olan, kimlik değiştirmiş kadınlar olabilir, uzaklaştırma kararı olanlar olabilir. bir sürü tedbir kararı olan kadınlar da var. Ya da bu kararların süresi bitiyor biliyorsunuz. Yani bitiyor işte gizli kararın süresi bitebiliyor. Yenilemek gerekiyor, yenilemek zaman alıyor. Bu süreçler ne kadar YSK'nın verdiği tarihlerle örtüşecek ki <laughs> tarih geçti bile aslında. Adreslerle ilgili mesela adres değişikliği ilgili 2 Nisan'da son tarih. O geçti ne yazık ki. Ee, dolayısıyla o aslında orada bir hani yine hani kadınları sürekli hani bilgi almaya, kendi ihtiyacını kendisinin bütün o koordinasyonsuzluk içerisinde kendisinin o riski alarak yapmayı teşvik eden bir sistem var, bir sistemsizlik var. Genel olarak bütün kamu kurumlarına dair söylediğimiz şeyin kendisi bir koordinasyon gerekiyor. Farklı kamu kurumları arasında, emniyet, il müdürlükleri, şönimler gibi, nüfus müdürlükleri gibi aslında ilgili tüm kamu kurumları arasında etkili bir koordinasyon gerekiyor ki kadınlar, oy verecek kadınlar, oy vermek isteyen kadınlar bu konuda şey daha fazla aslında şey olmadan, hani yıpranmadan kendi haklarını, oy verebilme haklarını kullanabilsinler diye böyle söyleyeyim.